Elif Yeter Erbil, diyabet eğitim hemşiresiyim. Haziran ayının son haftasında grip belirtileriyle başladı bende. Fakat ağır grip belirtileriydi bunlar. Yoğun öksürük, kırgınlık, ateş gibi belirtiler. Öksürük ve hapşırma da vardı. Fakat kuru bir burun tıkanıklığı. Grip diye düşünüldü ve grip tedavisi başlanmıştı ilk önce. Fakat şikayetlerim azalacağına gittikçe şiddetlendi. Bu şikayetlere ishal de eklendi ve çok güçlü eklem ağrılarım başladı. Adeta kemiklerim kırılıyormuş gibi bir ağrı hissediyordum. Parmak eklemlerim bile ağrıyordu. Sonrasında da çok güçlü bir sırt ağrısı eklendi. Bu hal böyle olunca tekrar muayeneye gittim ve PCR testi yapıldı. Ne zaman? 26 Haziran'da PCR testi yapıldı ve tomografi çekildi. Bir nöbet çıkışıydım. Eve henüz gitmekteydim ki doktorum aradı ve PCR testim negatif çıkmasına rağmen akciğerde buzlucam görüntüsü olduğunu söyledi. Covid tutulumum olduğunu ve yatarak tedavi olmam gerektiğini söyledi ve ben de hastaneye geri döndüm. Yatış süreciniz başladı. Evet, evet. Yatış sürecim başladı. Aynı gün hemen yatışım yapıldı ve tedavim başlandı. Çok zordu. Öncelikle bende belirtiler çok hızlı şiddetlenmeye başladı. Beni en çok zorlayan, evet, yoğun bir öksürük vardı. Nefes alamıyordum, cümle kuramıyordum. Bazen bir kelimeyi dahi zikredemiyordum. Ve bunun yanı sıra en zorlayıcı şey şiddetli karın ağrısı ve ishaldi. Yattıktan bir süre sonra tat ve koku duyusunu kaybettim. Hemen ardından da kusma eşlik edince ziyadesiyle korktum, endişelendim. Kaç gün yattınız hastanede? 9 gün yattım hastanede. Yattığım sürede göz tutulumum da oldu. Gözlerimde önce yabancı cisim varmış gibi hissettim. Sonra da kan çanağına döndü. Şişti ve kızardı. Ve göz tutulumum olduğu söylendi. İshalim çok inatçıydı. Bir türlü geçmiyordu. Çok korkunç kramplar oluşuyordu. Ve bağırsak tutulumum olduğu da COVID'e bağlı. Göz ve bağırsak tutulumum olduğu söylendi. 1 Temmuz benim doğum günümdü ve ben hastanede yatıyordum. Aslında o gün benim kendimi en kötü hissettiğim gündü. Çok Neden? acı çekiyordum. Karın ağrım ilaçlara rağmen geçmiyordu. İshalim bir türlü azalmıyordu Ne şiddetli. düşündünüz? O gün doğum günümün benim öleceğim gün olduğunu düşünmüştüm. Benim için çok zordu. Telefonlara dahi bakamıyordum. Kendimi mengenede eziliyormuş gibi hissediyordum. Sırt ağrım adeta sopayla dövülmüş gibiydi. O kadar güçlü ağrılardı ki yine soluğumu kesiyordu. Karnımın krampları dış gözle bile görülüyordu. Sadece hissederek değil, bakarak bile görebilirdiniz. Gerçekten çok acı bir deneyimdi, çok zordu. Ben dirayetli biriyim. Hastalanan biri hiç olmadım. Hafif hastalıklar dışında, hafif soğuk algınlıkları dışında hiç hastalanmazdım. Fakat çok zor bir süreçti.